وتتألف بنية العظم الطويل من طبقة السمحاق الرقيقة التي تغطي جسم العظم، ومن نسيج عظمي يشكل البنية الأساسية للعظم، ومن قناة مركزية مملوءة بمادة نقي العظام. ولهذه المادة أهمية كبيرة لكونها تقوم بتوليد كريات الدم البيضاء. Evet, tetellefu oluşur. Bunyetül azmit tavil, uzun kemiğin yapısı. Min, den, dan, eki. Tabakatis simhak, periost tabakasından. El rakika, ince. Şimdi buraya kadar toparlıyorum. Uzun kemiğin yapısı ince periost tabakasından oluşur. Elleti ile başlayan cümlemiz, yani elleti'den sonraki kısım tuatti. Burada tabakati simhak el rakika bize bunu açıklıyor. Yani bu periost tabakası tuatti örter. Ama tabii elleti var burada ve ben bunu sıfat olarak çeviriyorum. Örten cismel azmi, cisim görünüş demek, beden demek. Tabi biz burada kemiğin dışı diyebiliriz, değil mi? Kemiğin dışını örten. Buraya kadar bir daha yapalım. Uzun kemiğin yapısı kemiğin dışını örten ince periost tabakasından oluşur. Sonra virgül var, bakın. Yani bu virgülden sonra ve min nesicin, dikkat edersek bakın min, burada da min vardı. Ve uzun kemiğin yapısı oluşur. Kemik dokusu, değil mi? Nesicin azmiyi, kemik dokusu. Kemik dokusundan oluşur. Yuşekkilu ile başlayan cümlemiz, bakın nesicin azmiyin başında eliflam yok. O halde yuşekkilu ile başlayan cümleyi nesicin azmiyin sıfatı olarak yapıyorum çevirisini. Kemiğin esas yapısını meydana getiren kemik dokusundan. Yine virgül var. Ve min kanaatin, merkeziyetin olan kısma bakıyorum. Ve tabi burada atıf oldu, biliyorsunuz. Yani bunların başında tetellefu bunyetül azmit tavil min tabakatis simhak. Ve burada gene tetellefu bunyetül azmit tavil min nesicin azmiyin. Ve tetellefu bunyetül azmit tavil min kanaatin merkeziyetin demektir. Yani biz bunu nereden anladık? Bakın buradaki vavlar atıf yapmış oldu ve tekrar tetellefu bünyetül azmit tavil demedi. Peki ince periost tabakasından, kemik dokusundan ve bir de neden oluşuyor? Bir kanal, merkezi bir kanal ve bu kanal memlu'a dolu bir madde, maddeyle dolu. Hangi madde bu? Kemik iliği. Yani kemik iliği maddesiyle dolu merkezi bir kanaldan oluşur. Sonrasında ne diyor? Ve lihadihil madde, bu maddenin var. Ehemmiyetun kebira, çok önemi var. Bu madde çok önemlidir. Ne için önemli? Likevniha, oluşumu, tekum, bir tevlid. Kureyat-ı Demmil Beyda, yani ak yuvarların meydana gelmesinde, değil mi? Ak yuvarların oluşumunda. Ak yuvarlar diğer bir adıyla da lökosit, lökositlerin oluşumunda. Yani bizim paragraf aslında, bakın burada elleti ile olan kısım bu tarafın sıfatıydı. Daha sonra
Bakın yuşekkilu el bunyetel esasiye, burası bu kısmın sıfatıydı. Yani bu kısmı açıklıyordu. Ve daha sonra ve li hadihil madde ehemmiyetun kebira kısmı da madde nakiyil azam, burayı açıklıyordu. O halde bu paragraftan şunu anlıyorum ben. Uzun kemiğin yapısı ince periyoz tabakası, kemik dokusu ve kemik iliği ile dolu merkezi bir kanaldan oluşur. Yani 3 tane kısım var. Bu 3 kısım bize uzun kemiğin yapısını oluşturuyor. Tetellefu bunyetül azmit tavil min tabakati simhak errakika ve min nesicin azmiyin ve min kanatin merkeziyetin memluatin bir maddeti nakiyil izam. Aslında paragrafımız bize bunu söylemek istedi. Emma et terkibul kimyaiyyu li maddetil azmi feyetekevvenu min emlahil kalsiyum elleti tuşekkilu hamse ve sittin bilmiye takriben min veznil azmi. Emma et terkibul kimya iyu Emma et terkibul kimya iyu li maddetil azmi feyetekevvenu min emlahil kalsiyum elleti tuşekkilu hamse ve sittin bilmiye takriben min veznil azmi. Buraya kadar bir bakalım gene. Kimyevi, yani kimyasal terkip oluşum. Terkip kelimesi gerçi Türkçe'de de kullanıyoruz. Kimyasal terkibine gelince neyin? Limaddetil azmi, yani ilik maddesi, değil mi? İlik maddesinin kimyasal oluşumuna gelince feyetekevven oluşur. Min emlahil kalsiyum, kalsiyum tuzlarından. Kalsiyum tuzlarından oluşur. Elleti ile başlayan cümlemiz kalsiyum tuzlarını açıklıyor. Tuşekkilu oluşturan hamse ve sittin bilmiye takriben yaklaşık %65'ini oluşturan min veznil azmi, yani kemiğin ağırlığının yaklaşık %65'ini oluşturan kalsiyum tuzlarından meydana gelir. O halde buraya kadar şöyle bir bakarsam ilik maddesinin kimyasal yapısına gelince ilik maddesinin kimyasal yapısı kemik ağırlığının yaklaşık %65'ini oluşturan kalsiyum tuzlarından meydana gelir. Böyle bir çeviri yapabiliriz burada. Ve emma el kısmul baki fehu ve maddetul azmeyni ve sılatul vesikatu beyne hateynil maddeteyni tuksibu el azme salabetehu ve kasavetehu. Ve emma el kısmul baki, geri kalan kısma gelince fehu ve maddetul azmeyni, iki kemik maddesi ve sılatul vesikatu, yakın ilişki ve yakın ilişki beynel hateynil maddeteyni, bu iki madde arasındaki yakın ilişki verir tuksibu el azme kemiğe salabetehu ve kasavetehu, kemiğe sertliğini verir. Şimdi burayı şöyle çevireceğiz. Şimdi %65'i kalsiyum tuzlarından oluşur demiştik, biliyorsunuz. Geriye %35'lik bir kısım var. Bu %35'lik kısım da ne oluyor? İki kemik maddesi. Şimdi bu iki kemik maddesi nedir? Açıkçası ben çok anlamadım. Ya da yani gördüğünüz gibi paragrafta bunun ayrıntısına girmedi.
Şöyle bir ricam olacak. Bu videoyu seyreden sağlıkçı arkadaşlarımız varsa tıpçılar, bu geri kalan kısımda bahsettiği maddenin ne olduğunu bize açıklamalar kısmına yazabilirler. Türkçelerini de yazabilirler. Değil mi? Biz onları Arapçaya çeviririz. Şimdi burada V ile başlayan kısım yakın ilişki. Beyne hatiyenin maddetiğin, yani bu iki madde arasındaki yakın ilişki verir. Değil mi? Tuksi bu verir kemiğe. Kemiğe sertliğini verir. Yani ne oluyor? İşte bu kemiğin içinde bulunan kalsiyum tuzları, değil mi? Ve geri kalan maddeler kemiğe sertliğini veren maddelerdir. Değil mi? Biz buradan bu paragraftan bunu anlayabiliriz. El-izamu kaviyetun gayre ennaha kat tetaarradu lihevadise tusebbibu inkisareha. El-izamu kemikler kaviyetun güçlüdür. Gayre ennaha, bakın bu gayre ennaha'yı sonra çevireceğim. Kat tetaarradu, maruz kalabilirler. Bakın burada kat muzari fiilin başına geldi. Ebilir anlamı verdi, değil mi? Maruz kalabilirler. Neye maruz kalabilirler? Li havadise, kazalara. Kazalara maruz kalabilirler. Tusebbibu neden olan inkisareha. İnkisar, kırılma, kırılmaları, kırılmalarına. Buradaki ha da el-izama gitti. O zaman bakın, kırılmalarına neden olan kazalara maruz kalmaları haricinde, kalmaları dışında kemikler güçlüdür. Yani burada demek istiyor ki bir kazaya maruz kalmadığı sürece, yani kendi haline kaldığı sürece kemikler güçlüdür. Ve li enne el izame tetekevvenu min nesicin hayyin fe yumkinu lil azmil meksuri en yelteime. Yusaidu et tabibu el azmel meksura ala en yelteime binahvin selimin bi en yedaa el cüz'el musaba fi cebiretin. Şimdi bu paragraf da uzun bir paragraf. Buraya kadar bir bakalım. Ve li enne, çünkü el izame kemikler tetekevveni oluşur min nesicin hayyin. Nesic doku, min dan dokudan, hayyin canlı. Min nesicin hayyin canlı bir dokudan oluşur. Yani buraya kadar ne dedik? Çünkü kemikler canlı bir dokudan oluşur. Bir önceki cümlemizde kazalara maruz kalırlarsa kırılabilir demiştik ya. Şimdi bunun açıklamasını devam ediyoruz. Fe yumkinu lil azmil meksuri. Fe yumkinu kısmını sonra tercüme ediyorum. Kırık kemik en yelteime kaynayabilir. Bakın bu ebilir, abilir, yumkinu. Buradaki fe'yi çünkü diyebilirim. Kırık kemik kaynayabilir. Yusaidu yardım eder. Et tabi bu doktor. El asmel meksura kırık kemiğe. Ala en yelteime kaynaması. Binahvin selim, düzgün bir şekilde kaynamasına yardım eder. Peki nasıl oluyor bu yardım? Nasıl yardım ediyor doktor? Bir enye daha koyarak, koymak suretiyle el cüz el musabe kırık kısmı, kazaya uğramış kısmı koyarak. Neye koyarak? Fi cebiretin, alçıya koyarak. Yani doktor
kırık kemiğin düzgün bir şekilde kaynaması için ne yapıyor? O kemiği alçıya koymak suretiyle kemiğin düzgün bir şekilde kaynamasına yardım etmiş oluyor.